Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, kıymetli arkadaşlarım, öncelikli olarak cümlemizin Ramazanları mübarek olsun. Yüce Rabbimiz sağlık, sıhhat, afiyetle başlamış olduğumuz şu mübarek Ramazan günlerini yine sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ailemizle, sevdiklerimizle beraber geçirmeyi ve bayram sabahına da güllük, gülistanlık bir şekilde, mutlu, mesut bir şekilde ulaşmayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Bugünkü okumamızda iflas, zarar, kayıp eden insanlardan bahsedeceğiz. Özellikle hayatımızın bir hapishaneye dönüştüğü, bunaldığımız, bazen her şeyin bittiğini düşündüğümüz şu günlerde ki insanların evlerinden dışarıya çıkamadıkları, işlerine gidemedikleri, devlet olarak nasıl, ne şekilde bu krizden, bu bunalımdan çıkılacağının çarelerinin bilinmediği, ekonomik krizin kapıda olduğu, topyekün olarak insanlığın maruz kaldığı büyük bir kayıptan bahsedildiği şu günlerde, bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e asıl zarar, asıl ziyan, asıl iflas ne demekmiş? Ondan birazcık bahsetmek istiyoruz. İflas dediğimiz zaman, zarar, ziyan, kayıp dediğimiz zaman dini anlamda bunun iki türünden bahsedebiliriz. Öncelikli olarak birinci türünden bahsedelim ki bunu bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatacak. Biz de Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadisi şerifini okuyarak onun iflas eden insanları nasıl tanımladığına, zarar eden insanları, zarar eden toplumları nasıl vasfettiğine bakacağız. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki müflis kimdir bilir misiniz? Müflis iflas eden kişi demektir. Zarara uğrayan kişi demektir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine, arkadaşlarına iflas eden, zarara uğrayan müflis kimdir bilir misiniz diye sordu. Sahabe-i kiram bize göre iflas eden parası, pulu, eşyası olmayan, sahip olduğu her şeyi kaybetmiş olan insandır ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbette benim ümmetimden gerçek müflis, gerçek iflas eden, gerçek zarara uğrayan kişi odur ki kıyamet günü birçok namaz, oruç ve zekatlarla fakat bir de şuna sövmüş, buna iftira etmiş, bir diğerinin malını yemiş, bunun kanına akıtmış, şuna vurmuş olarak gelir de hak sahiplerinden şuna buna bu kişinin sevaplarından verilir. Şayet hakları ödemeden sevapları bitecek olursa bu sefer hak sahiplerinin günahları alınıp bu kişi üzerine yüklenir. Sonra da bu kişi cehenneme atılır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düşüncesinde, hadisi şeriflerinde İslam'ın insan algısında, İslam'ın kar zarar algısında asıl iflas eden, asıl zarara uğrayan kişi buymuş. Yani namazı var, orucu var, ibadetleri var, güvendiği salih amelleri var ama bununla beraber salih amellerim var diye, namaz kılıyorum diye, ibadetlerim var diye güzel ahlak konusunda titiz olmamış, insani ilişkilerinde vurmuş, kırmış, kalp kırmış, sövmüş, kavga etmiş. Bunlarla beraber Allah huzuruna gelir. Allahu Teala Hazretleri onun ahlaki konudaki zaafları yüzünden sevaplarını alacaklılarına dağıtır ve bu adam beş parasız tabiri caizse ortalıkta kalır ve cehenneme atılır. Hidayet ve rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayır yollarını ümmetine öğretmiş, bütün şer yollarından onları sakındırmıştır. Allahu Teala İslam ve Müslümanlar adına ona mükafatların en güzelini versin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte ashab-ı kiramın dikkatlerini, insanların birçoğunun gerçekten gafil olup gerçek manasını idrak edemediği zarar, ziyan, iflas konusu üzerinde ince ve önemli bir şekilde dikkatlerimizi çekmektedir. İnsanlar
İflas eden kimseyi yalnız servetini, malını kaybeden, serveti ve malı olmayan kimse olarak mülahaza edip iflası sadece madde planında para ve eşyasını kaybetmek olarak algılarlar. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suret ve görüntüden ziyade cevher ve hakikate önem verdiği için iflasa, zarara, ziyana daha geniş bir zaviyeden bakıyor ve ashabına ve biz ümmetine onları düşünüp araştırmaya sevk edecek bir üslupla hitap ediyor. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikatin kendilerine parlak ve net bir şekilde ortaya çıkması için konunun derinliklerine dalmaları hususunda Müslümanları uyarıyor. Mal ve eşyanın zayi olması, kaybedilmesi korkulacak ve tehlikeli sayılacak bir şey değildir. Fakat din, salih ameller ve kulu Allah'a yaklaştırıp dünya ve ahiret mutluluğunu temin edecek iyilik ve güzeller hususundaki kayıp, işte hakiki iflas, hakiki kayıp ve esas tehlike budur. Dünyaya sahip olup büyük servetler yiyen ve bu hayatta nimetler içinde yüzerek mutlu, müreffeh bir şekilde yaşayan nice insanlar vardır ki, yaptıkları tüm hayır ve hasenat, iyi ve güzel ameller, kendileri tarafından haksızlığa uğratılmış olan o mazlum hak sahiplerine gidip yok olduğundan, bu insanlar iflas etmiş, müflis ve bedbaht olmuşlardır. İşte böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ağlanacak halde bulunan müflisin hakikatini beyan ederek buyuruyor ki, elbette benim ümmetimden müflis olan birçok namaz, oruç, zekat ile birlikte ve bununla beraber bir de şuna sövmüş, buna iftira etmiş, bir diğerinin malını yemiş olarak kıyamet günü huzura gelecek olan kişidir diye tavsif ediyor. Kişinin iyilikleri cem edip sonra kıyamet günü bütün iyiliklerin hak sahiplerine giderek ancak ortada kendilerine dünyada zulmettiği kişilerin günah ve kötülüklerinin kalması, onların da bu kişinin sırtına yüklenilerek sonunun cehennem olması, kişiyi hasret ve endişeye sevk edecek şeylerden değil midir? Ey Allah'ım, bize her türlü kötülük ve belalardan koru ve bizi salih kullarından eyle. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek kayıp nedir, gerçek kazanç nedir, iflas eden kimdir, işte bu şekilde ifade ediyor. Şimdi de sohbetimizin, okumamızın başında ifade ettiğimiz, iflas eden, zararı uğrayan, kaybeden insanların ikinci türüyle ilgili okuma yapacağız. Buna kısa bir hikaye okuyarak başlayacağız inşallah. Bir zamanlar ailesiyle birlikte ormanda yaşayan imanlı bir oduncu vardı. Onların yakınında da çam ağacına tapan bir putperest kabile yaşıyordu. Çam ağacı tanrılarıydı ve ona dua ederlerdi. Günün birinde oduncu gidip şu çam ağacını keseceğim, eminim ki Allah bana bunun için çok büyük mükafat verecektir. Bu onların putperestlikten ve o ağaca tapınmaktan alıkoyacaktır. Üstelik satmak için de çok güzel bir çam ağacı elde etmiş olacağım. Böylece bir taşla iki kuş vuracağım diyerek düşündü. Kabilenin yaşadığı yere doğru elinde baltasıyla giderken bir adam önüne çıktı ve nereye gidiyorsun diye sordu. Adam şu putperest kabileye gidiyorum. Taptıkları çam ağacını keseceğim dedi. Adam hayır o ağacı kesme diye bağırdı. Adam ise sen kim oluyorsun da bana bunu yapmamam gerektiğini söylüyorsun. Ben bunu Allah rızası için yapacağım. O çam ağacını keseceğim diyerek kararlı bir şekilde hiddetle cevap verdi. Adam sana bunu yapmamanı söylüyorum diye çıkıştı yeniden. Oduncu ise peki beni kim durduracak dedi. Adam ben durduracağım dedi. Sen kim oluyorsun da beni o ağacı kesmekten men ediyorsun diye sordu oduncu. Adam ben şeytanım. O ağacı kesemezsin, seni durduracağım dedi. Oduncu daha çok sinirlendi ve bağırdı. Sen bile beni durduramazsın dedi ve şeytanı yakalayarak onu yere çaldı, baltasını boğazına dayadı. Beni öldüremezsin çünkü Allah Celle Celaluhu bana kıyamet gününe kadar insanları saptırmam için vakit verdi dedi şeytan ve sonra devam etti. Baksana kaç para kazanıyorsun sen? Çok vefakar bir adam olduğunu anlıyorum. Büyük bir ailen var ve insanlara yardım etmeyi de seviyorsun. Adam şöyle cevap verdi. Günde 2 bakır lira kazanıyorum. Şeytan
çok mantıksızsın. O ağacı kesmeye çalışacaksın fakat kabile sana izin vermeyecek. Hatta bunun sonunda seni öldürebilirler bile. Ailen de babasız kalacak. Gel akıllı ol. Bu işten vazgeç. Seninle bir anlaşma yapalım. Her sabah yatağının altına 2 tane altın lira bırakacağım. Oldu mu? Sen vefalı ve sadık bir adamsın. Gidip de kendini öldürtmek yerine ki bunu gidip kolay bir şekilde yapabilirsin. Ailene bakmak ve kalanını da fakirlere dağıtmak için her gün 2 altın liran olacak dedi. Adam sana inanmıyorum. Sen şeytansın. Beni kandırırsın. Herkes şeytanın hilekar ve yalancı olduğunu bilir. Sen sadece kendini kurtarmaya çalışıyorsun dedim. Şeytan da hayır hayır seni kandırmayacağım. Dene bir sefer. Eve git ve hiçbir şey yapma. Sabah 2 altını bulamazsan istediğin zaman baltanı al gel o ağacı kes diye karşılık verdi. Kulağa mantıklı geliyor diyen adam evine döndü. Ertesi sabah kalkınca yatağının altına baktı ve 2 tane pırıl pırıl parlayan altın lira buldu. Adam karısına gitti ve karıcığım, hayatımızın bundan sonraki kısmı için artık her şey ayarlandı. Şeytanla bir anlaşma yaptım. Artık çalışmak zorunda da değilim. Her sabah yatağımızın altına gönlümüzce harcayabileceğimiz 2 altın lira bırakacak. Kadın o kadar da emin değildi. Sen onun bir yalancı olduğunu bilmiyor musun dedi. Ama işte 2 altın lira elimdeler diye cevap verdi oduncu. Yediler içtiler. Çok az bir şey kaldı. Onu da sağdaki soldaki komşulara tasadduk edip dağıttılar. Ertesi sabah adam erkenden kalktı ve elini yatağın altına attı fakat hiçbir şey yoktu. Yastıkları, halıyı hatta zemini bile kaldırdı baktı hiçbir şey yoktu. Kandırdı beni dedi. Gayet öfkeli bir şekilde baltasını kaptığı gibi çam ağacını kesmek için yola koyuldu. Yolda yine şeytanla karşılaştı. Şeytan bu sefer gülüyordu. Nereye gittiğini zannediyorsun sen dedi. Seni hilekar yalancı. Gidip o çam ağacını devireceğim diye cevap verdi oduncu. Şeytan bu sefer adamın göğsüne parmağıyla vurdu. Bu küçücük dokunuşa rağmen adam boylu boyunca yere serildi. Şeytan seni öldürmemi ister misin? Dün sen beni öldürmek istemiştin dedi. Adam hayır lütfen beni öldürme. Senden hiç para istemiyorum. Sadece bir şey soracağım. 2 gün önce o ağacı ilk kesmeye giderken beni durdurduğunda seni kolayca yenmiştim, alt etmiştim. Bugünkü bu gücü nereden aldın? Bugün neden seni yenemedim diye cevap verdi. Şeytanın cevabı çok ibret vericiydi. İlk gün o ağacı Allah rızası için kesmeye gidiyordun. İşte gücü oradan almıştın. Bugün ise 2 altının intikamını almak için gidiyorsun diye cevapladı adamın sorusuna şeytan aleyhillâne. Evet, şimdi de bu kısa hikayenin ardından konumuzu pekiştirme sadedinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç hadis-i şerifini aktararak okumamızı bitireceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet gününde insanların üzerine ilk hüküm verilecek olanı şehit edilen bir adamdır. Bu adam getirilerek ona Allah'ın nimetlerini tarif edecek, o da onları tanıyacaktır. Allah Azze ve Celle, Allah'ın sana verdiği, benim sana verdiğim bu nimetlerle ne yaptın diye soracak. Şehit olan kişi, Ya Rabbi senin uğruna çarpıştım, nihayet şehit oldum diyecektir. Allah Azze ve Celle, yalan söyledin. Lakin sen cesur denilmek için çarpıştın. Gerçekten de senin arkandan ne kadar cesur olduğun, ne kadar kahraman olduğun konuşuldu buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacaktır. Bir de ilmi öğrenip öğreten ve Kur'an okuyan bir adam getirilecek. Bu da getirilerek kendisine Allah Azze ve Celle tarafından verilen nimetler teker teker hatırlatılacak. O da onları itiraf edecektir. Allah Azze ve Celle benim sana verdiğim bunca nimetle ne yaptın diye soracak. O adam Ya Rabbi ilim öğrendim, öğrettim. Senin rızan için Kur'an okudum, Kur'an öğrendim, Kur'an öğrettim diyecek. Allah Azze ve Celle ise yalan söylüyorsun. Lakin sen ilmi ne kadar alim bir insan desinler diye öğrenmiştin ve senin için de böyle denildi. Kur'an'ı da o ne güzel Kur'an-ı Kerim okuyor diye okuyor desinler diye okumuştun ve gerçekten de senin hakkında insanlar böyle konuştular buyuracak. Sonra da onun hakkında emir verecek ve o da yüzüstü sürüklenerek
cehenneme atılacaktır. Bir de Allah'ın yakasını genişlettiği ve kendisine malın her çeşidinden bol bol verdiği bir adam getirilecek. Bu adama da Yüce Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetler hatırlatılacak. O da bunların hepsini itiraf edecek. Allah Azze ve Celle buyuracak ki ona, bunlarla, benim sana verdiğim bu nimetlerle ne yaptın? Adam diyecek ki, Ya Rabbi senin bana verdiğin bu mallarla senin uğrunda sarf ettim, hayır hasenat uğruna harcadım. Mutlaka senin yolunda harcadım diyecek. Allahu Teala Hazretleri ise yalan söyledin. Ancak sen şu adam ne kadar cömert bir adam desinler diye yaptın. Gerçekten de senin arkandan böyle dediler buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzüstü sürüklenecek ve bu adam da cehenneme atılacak. Konumuzla ilgili bir başka hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Bir adam yolda yürürken susadı ve susuzluğu arttı. Çölde gidiyordu, çölde yolculuk yapıyordu. Yolculuk esnasında susuzluğu arttı derken bir kuyuya rastladı. Baktı, kuyudan su alabileceği, su çekebileceği hiçbir kap yok. İçine inip susuzluğunu giderdi. Çıkınca susuzluktan soluyup toprağa yemekte olan bir köpek gördü. Köpek o kadar susamıştı ki susuzluktan dilini çıkarmış soluyor, toprağı yalıyordu. Adam kendi kendine bu köpek de benim gibi ne kadar susamış deyip tekrar kuyuya indi. Ayakkabısını su ile doldurup o ayakkabısını da ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve o köpeği suladı. Allah onun bu davranışından hoşnut oldu ve günahlarını affetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyen sahabe-i kiram, Ey Allah'ın Resulü, yani bize hayvanlara yaptığımız iyilikler için de sevap verilecek mi? Diye sorunca, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Evet, her can sahibi için sevap vardır buyurdu. Evet, okumuş olduğumuz bu hikaye ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki hadisi şerifinin arkasından, Peygamber Efendimizin tarifiyle iflas eden, zarara uğrayan, kaybeden insanların ikinci grubun özellikleri açığa çıkıyor. Bu ikinci grubun özellikleri ise nedir? Bu insanlar ibadetleri var, salih amelleri var, hayırları var, hasenatları var. İşte birinci örnekte olduğu gibi adam en kıymetli şeyi olan ömrünü, hayatını Allah yolunda feda etmiş ve şehit olmuş. İkinci gruptaki insan Allah'ın kendisine verdiği ömrü ilim öğrenmek, ilim öğretmek, Kur'an öğrenmek ve öğretmek için harcamış. Üçüncü gruptaki insan ne yapmış? Allah'ın kendisine verdiği yolu Allah yolunda harcamış. Daha doğrusu dışarıdan insanlar baktığı zaman böyle görüyorlar. Ama yapmış olduğu bu ameller çok büyük ameller olmasına rağmen, çok büyük hayırlar olmasına rağmen, bunları Allah rızasını taşıyarak yapmadığı için, İnsanları kendinden memnun etmek, insanların rızasını kazanmak, insanların ne iyi bir insan, ne kahraman bir adam, ne hayırsever bir insan, ne kadar alim bir kişi desinler diye yaptığı için, Allah rızası dışında yaptığı için yapılan ameller ne kadar büyük olursa olsun Allah katında hiçbir değer, hiçbir kıymet alamadı. Diğer örnekte, diğer hadis-i şerifimizdeki örnekte ise Allah rızası için yapılan, görünüşe bakıldığı zaman çok küçük olan bir amel o kişinin cennete gitmesine vesile oldu. Nedir o da? Ne yapmış? Kuyuya inmiş, kuyudan ayakkabısıyla su çıkarmış ve o suyuyla bir köpek, insan bile değil, bir köpeği sulamış, onun su ihtiyacını gidermiş. Ama bunu yaptığı zaman, bu amelini yaparken temel düşüncesi Allah rızası olduğu için, Allah'ın yarattığı bir varlığa faydalı olma arzusuyla bunu yaptığı için o amel Allah katında çok büyük sevaplara sahip olmuş ve o kişinin cennete gitmesine sebep olmuş. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bugünkü okumamızda iki tür kayıptan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, dolayısıyla yüce dinimiz İslam'ın iki tür kayıptan, iki tür iflastan, iki tür zarardan bahsettiğini ne yaptık? İşledik, okuduk. Dolayısıyla biz de hayatımızı yaşarken, bir şeye kayıp diye bakarken, zarar ettim, ziyan ettim, işte çok büyük sıkıntıdayım, çok büyük kayıplara uğradım diye düşünürken,
Muhakkak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği, İslam'ın bizlere öğretmiş olduğu İslami tasavvurdaki kayıp, iflas, zarar düşüncesini göz önüne alarak bu düşüncelerimize şekil vermeliyiz. Yüce Rabbimiz hem dünyada hem ahirette kaybedenlerden, iflasa uğrayanlardan eylemesin. Dünyada salih amellere sahip olduğunu zannederek ahirette eli boş kalanlardan eylemesin. Yüce Rabbimiz küçüğünden büyüğüne bütün amellerimizi, bütün yaptıklarımızı Allah rızası için yapmaktan yapmaya bizi muvaffak kılsın ve amellerimize riya karıştırmaktan bizi korusun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.